Altınlar, taşlar görüyoruz. Demokratik dayanışma iradesiyle buraya gelen sivil toplum temsilcilerini ve bütün misafirlerimizi, yoldaşlarımızı saygıyla, teşekkürle selamlıyoruz. Hoş geldiniz. Kumbi hayratın sersera sercavara atın. Heval mı? Bu vicdan ve adalet nöbeti özellikle arpalığını hükümetten alan medya tarafından büyük bir telaşla sürekli itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor. Yuha bile değmez. Gerek yok. Nefesiniz kıymetlidir. Nevroz'da da sabahın 9'unda fotoğraf çekip hani nerede halk demişlerdi. Osman Başkanımız konum atmıştı, gelmemişlerdi. Şimdi de Diyarbakır nöbetinde etrafı bir açık hava hapishanesine çevirip ondan sonra da HDP'liler oturmaya davet ettiler, kimse gelmedi diyorlar. Bugün de sevgili arkadaşlar, bugün de benzer bir anlayışla karşı karşıyayız. Biz bu vicdan ve adalet nöbetini bir çığ gibi Edirne'den Hakkari'ye kadar yaygınlaştıracağız ve bu Türkiye'de demokrasi ve barış isteyenlerin önemli bir buluşma noktasına dönüşecektir. Bunu engellemek mümkün değil. Burada bırakın vekilleri, bir tek yurttaşımız bile burada olsa bu ülkede barış isteyen, demokrasi talep eden herkesin sesi, gözü, kulağı olacaktır. Onların bilmediği de budur. Dayanışma, yaşasın dayanışma. Adalet! Hak, hukuk, adalet!
Yoldaşlar, bizim seçilmiş belediye meclisi üyelerimiz ve belediye başkanlarımızı, il ilçe yöneticilerimizi, eş genel başkanlarımızı, milletvekili arkadaşlarımızı, genel merkez yöneticilerimizi büyük bir siyasi imha operasyonuna maruz bıraktılar. Bu irade eğer bunların önüne set çekmezse bu bildiklerini de işlemeye devam edecekler gibi gözüküyor. Biz ısrarla barış ve demokrasi noktasında durduk. Barış ve demokrasi noktasında durmaya da devam edeceğiz. Şimdi grup toplantısı saatimiz geliyor. Eş genel başkanımız burada. Bütün bunlardan sonra bir hususu sizinle paylaşmak istiyoruz. Şu an parka girip nöbetimizi başlatacağız. Milletvekillerimiz, genel merkez yöneticilerimiz, meclis